1940 yıllarında Bob Kane ve Bill Finger tarafından yaratılmış, asıl adı Selina Kyle olan bu ilginç kadın, kediler gibi hür, istediği zaman yırtıcı olabilen yapısı ve bulduğumu çalarım mantığıyla hareket eden, biraz bencil, çokça cazibeli DC'nin en önemli kadın kahramanlarından birisidir. Daha doğrusu bir anti kahramandır. Peki kimdir Selina Kyle? Gotham'ın karanlık sokaklarında büyümüş ve güçlü bir kız olmayı bu zorlu sokaklarda öğrenmiş bir kadın olarak hafızalara kazınmıştır. Süper güçleri yoktur belki, fakat kedi çevikliğine sahiptir. Neredeyse her yere tırmanabilir ve akrobatik hareketler ondan sorulur. Kediler gibi dokuz canlı dersem de yeridir. Herkesin bildiği gibi ayrıca Batman'in en büyük kalp acılarından ve kimi zaman en büyük belalılarından da birisidir. Şimdi gelin Selina Kyle'ın gerçek oyuncular tarafından canlandırılan TV ve sinema macerasına bir bakalım. İlk olarak 1966-68 yılları arasında yayınlanmış Batman dizisinin ilk iki sezonunda Julia Newmar ve üçüncü sezonunda siyahi aktris ve şarkıcı Eartha Kitt tarafından canlandırılmıştır. Bir dipnot olarak Eartha Kitt'in sevimli aksanıyla coverladığı Üsküdar'a Giderken adlı şarkıyı YouTube'dan dinlemenizi öneririm. 1966 yapımı sinema filmi Batman The Movie'de ise kedi kadınımız Lee Meriwether tarafından can bulmuştur. Tabii ki bu kedi kadınlar güzel ve tehlikeli olmak dışında son derece iki boyutlu olarak kalmışlardır. Meraklısına bir iki not ise bu yıllarda bazı bağımsız Batman yapımlarında gene Catwoman karakteri sinemada boy göstermiş ama bu filmlere ulaşabilmek neredeyse imkansızdır. Her neyse, uzun yıllar geçer, tarihler 1992 yılına gelindiğinde Beyaz Perde'de Selina Kyle için yeni bir dönem başlayacaktır. Tim Burton'ın çok beğenilen 1989 tarihli Batman filminin devam filmi olan Batman Returns'da önemli bir karakter olarak karşımıza çıkar. Film için orijin hikayesi değiştirilmiştir. Selina Kyle bir şirkette sekreterlik yapmakta, çok zeki fakat oldukça içine kapanık küçük bir dairede kedisiyle birlikte yaşayan umutsuz bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Bir gün iş yerinde yanlış zamanda ve yanlış şeyleri görmesiyle beraber patronun tarafından binanın yüksek yerinden atılır. Ve Selina aşağı düşerek ölür. Hazin son. Durum bitmedi. İşte Catwoman'ın doğuşu bu ikonik sahneyle hafızalara kazanır. Hayat en değer verdiği canlılar olan kedilerin adeta ağıtlarıyla birlikte koşturarak Selina'yı canlandırmasıyla yeni bir Selina ortaya çıkacaktır. Catwoman bu filmde doğaüstü bir şekilde tekrar hayata döndürülmüş ve bastırdığı karakteri ortaya çıkmıştır. Artık ezilmek yok, artık o silik kız da yok. İçindeki karanlık güç ortaya çıkar. Bir cat suit yardımıyla tabii ki. Michelle Pfeiffer'ın kedi kadın güzelliği, güçlü performansı ve cat suit içerisinde adeta bir vamp tanrıça gibi gözükmesiyle hala en iyi Catwoman yorumu bu filmde görürüz. Ayrıca bu film için kedi kadın rolünü ilk oynayacak oyuncu Oscar'lı aktris Annetta Bening'tir. Oyuncunun hamile kalmasıyla rol Michelle Pfeiffer'ın olmuştur. Herkes daha fazla Catwoman'ı izlemek istediyse de Catwoman'ın solo filmi yıllarca ertelendi durdu. Kedi kadını 2004 yapımı Rezalet Catwoman filmine kadar göremedik. Oscar'lı oyuncu Halle Berry kedi kadın rolüyle ve korkunç kostümüyle arıza endam eder. Etmez olaydı. Batman Returns'teki aynı formül uygulansa da film boktandır. Hem gişede batar hem de seyirci tarafından bilmez ve Catwoman markasını sinemada büyük bir sekteye uğratır. Ayrıca kadın süper kahraman filmleri kötü olur argümanını epey destekler. Gene bir dipnot, Halle Berry bu rolüyle en kötüler olan Razzie ödülü almış ve kariyeri uzun bir süre toparlanamamıştır. Tarihler 2012'ye gelindiğinde yönetmen Christopher Nolan'ın mucizesi Dark Knight üçlemesinin son filmi The Dark Knight Rises filminde tekrar kedi kadın sinemada ortamlara geri döner. Birçok oyuncu taliptir gene bu role. Natalie Portman, Jessica Biel, Keira Knightley, hatta o dönem basında birçok kez Angelina Jolie Selina Kyle'yi oynamak istediğini bile yansıtmıştır. Sonuç olarak kedi kadın Anne Hathaway olmuştu. İlham kaynağını ise sinemanın ilk vamp kadınlarından Hedy Lamarr'dan alan Hathaway, kedi kadın kostümü ise eski usul Catwoman tasarımlarından esinlenilmiştir. Bu arada yalnızca bir oyuncu olmayan Hedy Lamarr'ı bir google'lamanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda bugünkü kablosuz teknolojinin ilk adımlarını ona borçluyuz.
Evet, kendisi sinemanın en seksilerinden biri olmanın dışında bir bilim insanı aynı zamanda. Her neyse, orijin hikayesine sadık kalan bu Catwoman yorumu beğenildi ama asla Batman Returns'teki kadar ikonik değildir kişisel fikrim. Selina Kyle'ı nihayet TV'de hakkıyla yer bulması 2014'te başlayan Gotham dizisiyle olmuştur. Gotham şehrinin Batman öncesinin anlatıldığı dizide Bruce Wayne gibi Selina da daha bir ufaklıktır. Ve Selina'nın Catwoman olmadan önceki hallerine tanık oluruz. Cameron Bicondova çok iyi bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Michelle Pfeiffer'a benzemesi ve 3. sezonda Batman Returns'teki meşhur kedili sahnesine selam çakması da artılardan biri. Şimdi gelelim gelecekteki projeye. Oldukça olumsuz eleştiriler alan Suicide Squad'ın en büyük artılarından olan Harley Quinn'in fazlaca beğenilip neredeyse fenomen haline gelmesiyle Gotham City Sirens yolda. Harley Quinn, Catwoman, Poison Ivy'nin başı çektiği bir kadınlar filmi izleyeceğiz söylenmekte yakında. Son olarak eklemeliyim, bir ekşi sözlük yazarının da dediği gibi gönül ister ki Catwoman'u Eva Green oynasa. Penny Dreadful'u izleyenler bilir bu oyuncunun yeteneğinin ne kadar sınırsız olduğunu. Neyse, bunları zaman gösterecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kedilerinize sahip çıkın.